Merhaba arkadaşlar. Bugünkü eğitimi Forex kanadından anlatacağım. Yani Euro Kanada doları ya da Yeni Zelanda doları, Euro dolar paritesinden anlatmaya çalışacağım. Bu aynı zamanda bir korelasyon videosu olacak. Aynı zamanda arz talep bölgelerinin çizimi ile alakalı olacak. Bazı bölgeler oluştuğu zaman örneğin Euro Kanada dolarında bir bölge oluştu. Şurası bir bölge. Neden bunu çizeceğimizi artık biliyorsunuz. Çünkü konsolide olmuş bir hareketten sonra fiyatın sert bir şekilde aşağı gitmesi var. Bu hareket olduğu zaman belirli bir ekonomik haber bunu tetiklemiş de olabilir, başka şeyleri de tetiklemiş olabilir. Bazıları buraya destek direnci çizer, kırıldıktan sonra işleme girmeye çalışır ki bu yukarı yönlü de sizi aldatabilir. Bazıları sadece momentumu takip edip buradaki işleme girmiş olabilir. Ama piyasa yapıcının böyle bir şeye ihtiyacı yok. O direkt malını satar ve fiyatın yönünü belirler. Burada takip etmemiz gereken şey şu. Şu an bu bölgeyi anlatmayacağım. Bu bölgeden sonra yani böyle bir hareketten sonra yeni bir satış dalgasını bekliyorsunuz ve onu burada yakaladınız. Bunu yakalamak için daha önce bir video yapmıştım. Patronların ayak izlerini yakalamakla alakalı, tuzaklarını yakalamakla alakalı bir video yapmıştım. Fiyat belirli bir bölgeye yaklaşırken size fake yükselişler verir. Yani örneğin satış yapacaksınız. Arz bölgesine fiyat çıkıyor. Sizin yüksek olasılıkla arz olarak belirlediğiniz bölgeye fiyat yaklaşıyor. Örneğin burası, burayı biz belirledik. Fiyat tam oraya yaklaşırken şu alana dikkat edin. Neden bu kısmı çiziyorum? Yani komple konsolide olmuş tepe ve dip bölgelerini almıyorum da neden buradan itibaren alıyorum? Sebebi şu. Burada artık bölgeye yaklaşırken hacmin düşmesi gerekirken mum çubuklarının boyunun düşmesi gerekirken büyük, yüksek mumlar veriyor. Büyük, uzun mumlar veriyor bize ki bu bizim takip etmemiz gereken bir bölge olarak karşımıza çıkıyor. Bunu çizeceğiz. Sebebi fiyatın bunu aşağı yönlü kırmasını beklemek olacak. Yani bunu çizme bizim sebebi bu. Yani neden çizdik hocam? Yeniden buraya gelirse alış mı yapacağız? Hayır. Burada bizi bize yol gösteren büyük bir alan var. Burada satış yapacağız ama satışı şu alanda yaparsanız ya da şu bölgede yaparsanız bu biraz risk. Ben alırım hocam riskimi yaklaşık olarak 25-30 pipsle stopumu koyarım. Güzel satış yaparım. Olabilir. Denenebilir. Çünkü ortada stop var. Stopunuzu koymuşsunuz. Risk getiri oranınızı belirlediniz. Kar alacağınız seviyenizi belirlediniz. Sıkıntı yok. Ama garanti olsun istiyorsanız şuradaki hareketin aşağı kırılmasını bekleyeceksiniz. Çünkü fiyatı buradan yukarı gönderenin piyasa yapıcı olduğunu düşünüyoruz ama fiyat o bölgede aşağı kırdığı zaman buna emin oluyoruz. Çünkü kendileri sattı, mal topladı, herkes toplattı, aşağı yönlü fiyatı tekrar düşürdü. Şimdi bu bölgeyi neden çizdik? Buraya geldiği zaman fiyatın satışıyla ile alakalı artık konuşacağız. Fiyat tekrar bu bölgeye sert artık düşüş başladı. Buraya çıktığı zaman buradan ben satış bekleyeceğim ki muazzam satış burada geldi. Bundan sonra takip etmemiz gereken şey şu. Bu hareketin ne zaman oluştuğuna bakın arkadaşlar. 4 Aralık saat 4.30. Aşağıda görebilirsiniz. Şu kısımda yazacak. 4 Aralık. Yani asıl sağlam düşüşün başladıktan sonra yaklaşık 4-5 mumla birlikte aşağı düşmeye başladı o büyük mumun başlangıç hareketi 4 Aralık saat 4.30. Büyük ihtimal bir ekonomik veri var. Şu an açıp ona bakmayacağım. Daha öncesinde de bakmadım. inanın bakmadım. Çünkü beni biliyorsunuz temel analizle alakalı çok fazla bir şey yapmıyorum. Takipte etmiyorum. Haberleri takip etmiyorum. Elbette haberler büyük mum oluşturuyor. Yani haberleri bir sebep olarak takip etmektense haberlerin oluşturduğu büyük mumları ben sebep olarak alıyorum. Yani bu büyük mumlar daha sonra buraya sebep olacak. Buradaki düşüşe sebep olacak. Ben asıl bunu takip ediyorum. Haberlerin buna mı ya da yukarı yönlü mü sebep olacağını kestirmeniz zor. Ama fiyat buraya geldiği zaman buradaki büyük bulmuşlukların böyle bir düşüşe sebep olacağını kestirmek daha kolay. Şimdi 4 Aralık 4.30 saat 4.30'u neden söylüyorum? 16.30'u neden söylüyorum? Fiyat buraya geldiği zaman tamam satış yapacağını biliyorum. Aynı zamanda korelasyonu takip edeceğim. Yani Euro Kanada dolarında böyle bir harekete sebep olan şey başka paritelerde de oldu. Bu düşüş o paritelerde de başladı. Fiyat bu bölgeye hepsinde aynı anda mı gelecek? Aynı anda gelirse zaten kopya bir hareket olur ve bütün pariteler aynı anda iner çıkar. Bu mantıksız. Euro kanadı dolarında fiyatın buraya ulaşması 5 Aralık 4.5 tam bir gün sonra fiyat buraya ulaştı ve güzelce tepkisini aldı. Yine büyük mumçuklarla aşağı indi. Nerede satış yapabilirsiniz? Engulf oluşurken, engulf test edilirken, ikinci pin bar oluşurken en kötü ihtimalle artık pin bar oluşmuş, bitmiş halde şu seviyeden bile satış yapabilirsiniz. Çünkü stopunuz 40 pips olacak. En az 1'e 2 oranında burada bir karınız olmuş olacak. Aynı saat diliminde Yeni Zelanda dolarına bakalım. Yeni Zelanda doları dolar paritesi. Saat 4 Aralık 16.30. Şuradaki büyük mum çubuğun oluştuğu saate bakın. Ardarda büyük mum çubuklar. Ve fiyat o bölgeye geldiği zaman 5 Aralık'ta gelmedi. Ne zaman geldi? 7 Aralık akşam 8.30 arkadaşlar. Yani bizim artık pazarımızın bittiği diyelim. 8.30'da iyice hacimlerin düştüğü bir saatte ki Yeni Zelanda dolarında bu olmayabilir ya da yine o gün farklı bir ekonomik haber de olabilir. Hiç sıkıntı değil ama neden bu bölgeye gelip de bu bölgede fiyat düştü? Şimdi bazılarınız şöyle diyebilir hocam. Normalde alan şu değil mi? Neden bizi kandırıyorsun? Fiyat o bölgeye gelmemiş bile diyebilirsiniz. Bazen arz ve talep bölgelerinizi revize etmeniz gerekebilir. Daha düşük zaman diliminde aslında orada olan hareketlerin ne olduğuna bakabilirsiniz. Bakın, yükseliş hareketi yine piyasa yapıcının mantığıyla düşüneceksiniz. Son yükseliş artık insanları yükselişe yönlendiren bir hareket ve o bölgenin kırılımı, kırılımının da simetriyle olduğuna dikkat edin. Ters simetri var. Angle simetri yukarı yönlü ve aşağı yönlü güzel bir bobin yapmış. O yüzden bölgeyi orada çizmeniz gerekiyor. Yani daha aşağı seviyede olması gerekiyor ki burada fiyat tepkisini aldığı gibi dediğim gibi ne saati uyuyor ne günü uyuyor. Ama aynı bölgeye yine aynı tepkiyi vermiş. Şimdi bunu kriptolarda da deneyebilirsiniz. Bazı günler aynı anda birçok altcoin'de ya da bitcoin'de hiç fark etmez büyük hareketin başladığı noktalar vardır o noktaları belirleyin. Bugün bir tanesi örneğin Ethereum oraya gelir. Yarın Solano gelir. Başka bir gün başka bir altcoin kripto o bölgeye gelir ve tepkisini alır. Hepsi tepki alır mı? Bazı hareketler vardır ki o tepkiye fırsat bile vermez. Oradaki bütün alış satışları stop edebilir. Çok sert bir hareket olabilir ama çoğu zaman bu hareketi yakalamanız mümkün. Şimdi bunları neden anlattım? Hocam Euro Kanada dolarında bu olmuş. Yeni Zelanda dolarında olmuş. Evet Euro dolar paritesi bölge bu bölge yine 4 aralık saat 4.30'da olan bir alan 1 08 65 66'lı seviyeler fiyat henüz bu bölgeye gelmedi fiyat buraya gelecek diye buradan alış yapmaya kimse çalışmasın fiyatın bu bölgeye geleceği ile alakalı fikrimiz şu an yok gelirse bu bölgenin tepkisiyle alakalı fikirlerimiz var. Ne olabilir? Fiyat bu bölgenin içerisine gitti ve geri dönmeye başladı. Satış yapılabilir. Örneğin şurada satış yaptınız. İğnesiz başı da hesap edeceksiniz. Burada iğnesiz başın daha yukarısına bir stop bıraktığınız zaman 20 pips. Hiç kimseye zarar vermez 20 pips. Ve %3'lük %2'lik bir sermaye risk ederek bu işleme girerseniz karlı olmanız mümkün olacaktır. Başka bir parite. Pound dolar. Euro dolarla birlikte hareket eden bir parite. Bu bölgeyi de çizmek gerekiyor çünkü çok büyük hareketlerin olduğu bir alan. Daha yüksek zaman diliminde hani dedim ya revize edebilirsiniz. Bölgenizi o alanda belki göremezsiniz ama bir yukarı bir aşağı indiğiniz zaman zaman dilimlerinde orada olan hareketi görebilirsiniz. Burada bir testere var. Yani yükselen engulfun kesildiği ve sert bir şekilde düşüşün başladı. Şimdi bu bölgeye fiyat geldiği zaman aynı euro dolarda olan mantıklı hareket etmek gerekecek stopu yine bölgenin içerisine fiyatın gittiğini ve aşağı yönlü hareketin başladığını ya da bu bölgede bir engulf oluştuğunu, fiyatın 1.2656'lı seviyelere kadar düştüğünü düşünün. Stopunuz buradaki geri çekilmenin en tepesine kadar olacak. Yani yaklaşık 33-35 pips civarı ve yine 1'e 2, 1'e 3 belki daha fazla oranda bir getiri vermesi mümkün. Ekstrem bir hareket olmadığı müddetçe yani o, o vakitte bir temel veriye denk gelip fiyat o bölgeyi patlatıp geçebilir ama stopunuz olduğu müddetçe bunda sıkıntı yaşamayacaksınız. Aynı şekilde %2, %3 oranında sermaye risk ettiğiniz zaman yine sıkıntı yaşamayacaksınız. Sadece işte hocamız böyle dedi. Hocamıza güveniyoruz. Ne var ne yok burada satalım. Bunu kesinlikle tavsiye etmiyorum. Yatırım tavsiyesi vermediğim gibi burada sizin düşündüğünüz gibi bir şekilde satışın yapılmasını hiç tavsiye etmiyorum. Çünkü her seferinde %2'lik %3'lük bir sermaye riske ederek girmeniz lazım. Başka bir parite ons altın. Aynı bölge burada da oluştu arkadaşlar. Saat şu büyük mumu dikkat edin. Saat 4.30'da hızlı bir hareketle aşağı yönlü düşüş başladı. Bu bölgeyi biraz daha aşağı yönlü de çizebilirsiniz. Yani şu şekil çizebilirsiniz. Şu geri çekilmenin başladığı alandan itibaren de çizebilirsiniz. Ama buraya kadar gelirse fiyatın 2065-66'lara kadar çıkacağını düşünüyorum daha aşağıda bir bölge var. Bu bölgeyi çizmek ne kadar doğru onu bilemediğim için çizmedim. Bu bölgeden de tepki alabilir tabii ki ama asıl 2065 66 67 70'e kadar olan seviyede fiyatın düşüşüyle alakalı senaryo üretmek mantıklı olacak arkadaşlar. Demek istediğim şey şu. Belirli bir zamanda birkaç paritede aynı oluşum olabilir fakat tepkileri aynı gün ve aynı saatte olmayabilir. Bunu gözden kaçırmayın. Ama Birincisine fiyat geldi tepki verdiyse, ikincisine fiyat geldi tepki verdiyse, bu bizi üçüncü, dördüncü ve beşinci de de aynı tepkinin gelme ihtimalini artıracak fikirleri oluşturmamıza sebep olması lazım. Orada da alıştığı satış aramamız lazım. Ya da alışınız var aşağıda işleme girdiniz o bölgede kar realize'sini yapmanız gerektirecek bir şey olması lazım. İnşallah anlatabilmişimdir. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.